Türkiye ile ABD arasında bir öncelikle bir ittifak ilişkisi var. Türkiye NATO üyesi. Bunun ötesinde ikili ilişkiler var, son derece önemli. Fakat şu anda bu ilişkilerde hayli yüksek dozda toksik nitelikte sorun var. Bunlar Türkiye'nin dış politikada almış olduğu belli kararlarla ilgili, ABD'nin Türkiye açısından bir güvenlik sorunu olarak, bir ciddi bir ulusal güvenlik sorunu olarak görülen Suriye'deki PYD-YPG örgütüyle, ki Türkiye bunun PKK'nın uzantısı olduğunu söylüyor. Amerikalılar da tam reddetmeseler bile işlerine gelmediği için bunu kabul etmiyorlar. Amerikalıların ona verdikleri destek var. Son Doğu Akdeniz krizlerinde Amerikalılar ortada gibi görünseler bile, Dışişleri Bakanı'nın bazı beyanları ve ziyaret trafiği Kıbrıs Rum ve Yunanistan tarafına daha yakın olduğunu gösterdi. Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri ABD açısından bir sorun teşkil ediyor. Türkiye'nin NATO'da bazı üyelere göre çok engelleyici bir tutum içinde olması, Amerika gibi bir ülkede bile Türkiye'nin gerçekten bir müttefik olup olmadığı sorusunu gündeme getiriyor. Bunun yanı sıra Türkiye şu anda ABD'nin Orta Doğu'daki yakın müttefikleri Mısır, İsrail ve Suudi Arabistan'la kavgalı demesek bile iyi ilişkilere sahip değil. Aslında Suudi Arabistan'la kavgalı. Kahire ve Tel Aviv'de ise büyükelçisi artık yok. Suriye konusunda ise iyi kötü aynı tarafta olduklarını varsayabiliriz. Irak'ta da Türkiye ve Amerika'nın çıkarları çatışıyor, çakışmıyor. Dolayısıyla aslında bu ilişki her tarafından su alan bir filikaya benzetilebilir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri zaten Soğuk Savaş'ın bitmesi nedeniyle aradaki ittifakın en önemli unsuru olan Sovyetler Birliği'nin tecrit edilmesi, ona karşı Batı ittifakının korunması, ortak paydası ortadan kalkmıştı. ABD'nin Orta Doğu'da yaptıkları Türkiye açısından, özellikle Irak'ta PKK'nın varlığı nedeniyle kendi ulusal çıkarlarına bir tehdit oluşturduğu için pek sıcak bakılan bir hamle olmadı ve o Irak'ta 1990-91'de başlayan sıkıntılar daha sonraki aşamalarda da aslında devam etti, ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin bir numaralı düşmanı sayılan Abdullah Öcalan'ı Kenya'da yakalayarak Türk İstihbarat Teşkilatı görevlilerine teslim etti. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesi için Avrupalılar indinde çok ciddi lobi yaptı. Türkiye'nin IMF ile daha uygun şartlarda bir anlaşma imzalamasının arkasında Amerika Birleşik Devletleri vardı. Ve o dönemlerde Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ile bir stratejik ortaklığın var olduğunu iddia etti ve kanımca Türkiye'deki demokratik rejimin güçlenmesi, ABD'nin küreselleşme siyaseti içinde Müslüman ülkelerin de bu sisteme entegre edilmelerini sağlayabilecek örneklerden birisi olarak görülüyordu. 2001'den sonra Türkiye'nin kıymeti daha da çok arttı. Cihatçı ve terörist örgütlerin cazip olduğu bir coğrafyada ya da bu tür örgütlere insan yetiştirmesi çok muhtemel bir coğrafyada, Türkiye'nin Batı ittifakı içinde laik, demokratik ve Müslüman nüfuslu bir ülke olması, bu meşhur ılımlı İslam, İslam'la demokrasi bağdaşır tezlerine destek verme açısından çok güzel bir görüntü sunuyordu. Tam o sırada Türkiye'de de kökenleri Türkiye'nin İslamcı geleneğinde olan bir partinin iktidara gelmesi ve özellikle ilk 8-9 yılında Avrupa Birliği üyeliği süreci nedeniyle de gayet liberal ve demokratik bir takım adımlar atmış olması, Türkiye'deki sistemi demilitarize etmesi, bütün bunlar Amerika indinde çok kabul gördü. Bu nedenledir ki 2009 yılında ABD Başkanı Barack Obama yurt dışına yaptığı ilk ikili ziyareti Kanada dışında Türkiye'ye yaptı. Burada 3 gün geçirdi ve bu sefer bir model ortaklıktan da bahsetti. Ondan sonrası ise ilişkilerin giderek daha fazla kötüleştiği, bugünse içinden neredeyse çıkılamaz hale geldiği bir noktaya geldi.
S-400 sorunu Türk-Amerikan ilişkilerinin önündeki belki en zorlu sorun. S-400'lerle ilgili anlaşmayı Ağustos 2016'da Sayın Cumhurbaşkanı'nın Rusya Devlet Başkanı Putin'i ziyaretinin ardından gündeme getirdikten sonra tek tek bütün adımları attı. Her seferinde de Amerika ve ona bağlı olarak da NATO daha önce çizmiş oldukları çizgilerden geri adım attılar. Son varılmış olan çizgi Graham mutabakatı diye adlandırılan, bu Güney Karolina'lı senatör ve Trump'a çok yakın, Türkiye'yle de yakın ilişkileri olan Lindsey Graham'ın adından kaynaklanıyor bu Graham mutabakatı. Türkiye aldığı füzeleri sandıklarından çıkarmadığı takdirde göz yumulacak şeklindeydi. Nitekim Başkan Trump da bu koşullarda Kongre'den üzerine gelmekte olan Türkiye'ye yaptırım uygulama baskılarına da direndi. Türkiye'nin en son Sinop'ta S-400 füzelerini denemesinin ardından bu mutabakat artık yok oldu. Öyle sanıyorum ki Trump döneminde olmasa bile eğer Trump'tan sonra bir Biden yönetimi olacaksa ve özellikle Amerikan Senatosu'nda çoğunluk demokratların eline geçecekse Türk-Amerikan ilişkilerinde S-400 yeni bir, daha doğrusu eskiden daha da toksik, daha zehirleyici bir unsur olmaya devam edecektir.